Burada bir müdür varmış Emre diye. Emre Aslan. Evet abla, bak orada. Müdür Emre Aslan senmişsin. Benim ablacığım, buyur. Nasıl yardımcı olayım? Yazıklar olsun sana. Millet canını malını emanet ediyor. Ya sen hiç utanmadın mı kızımı onca zamandır alıkoymaya? Ya ablacığım, yok öyle bir şey yani. Alıkoyması, ne diyorsun ya? Sus terbiyesiz. Bak benim her şeyden haberim var. Seminermiş bilmem neymiş. Nerede kızım? Nerede alıkoydun kızımı? Ya ar namus kalmadı mı sizde? Ya ablacığım, bağırma milletin içinde. Gel götüreyim seni. Gör kızın niye kaldı, nerede kaldı? Allah Allah. Ben senin gibi ırz düşmanlı arabasına niye biniyormuşum? Tövbe tövbe. Ya kendin demiyor musun kızım nerede diye? Öyle gel bin işte. Öyle düşündüğün gibi bir şey yok. Bin hadi. Gidelim bakalım ne göstereceğim. Evet arkadaşlar. Son operasyonda yaşadığımız fiyasko üstüne ben çok düşündüm. Yani Arzu'nun son dakikada haber alıp elimizden kaçmış olması ancak iki sebepten dolayı olabilir. Birincisi, yaramızdan birisi ona haber uçurdu. Ya da bizi dinliyorlar. Yani sistemimizde bir böcek var. Şimdi ben ilkine hiç ihtimal vermediğim için, yani çünkü size güvenim tam olduğu için tüm sistemi baştan sona değiştirmeye karar verdim. O yüzden buraya taşındık. Artık buradan çalışacağız. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız. Sizlere söylemek istediği bir şey var mı? Tamam. O zaman önümüzdeki maçlara bakacağız. Yolumuz uzun. Şimdi ben müsteşarla konuştum. Bize yeni bir görev verdi. Çok önemli ve zor bir görev. Geç otur bacım şöyle. Ben sana bir kahve yapıp geleyim şimdi. Ben buraya hoş beşe gelmedim. Söyleyin bakalım. Benim kızımın burada ne işi vardı 10 gün boyunca? Şey oldu kızın. Ondan. Ne oldu benim kızıma söylesene. Ya şey oldu. Ya acık morali bozulmuş da ondan. Sen ne saçmalıyorsun be? Açık açık söylesene bunlara yataklık yaptım diye. Abisi duysa var ya, kıtır kıtır keser ikisinde maazallah. Hanım hanım, lafını bil de konuş. Sen ne diyorsun öyle? Allah Allah, biz burada şey miyiz canım? Tövbe tövbe. Bak sen burada benim misafirimsin, o yüzden ağzımı açmıyorum ama. Ya tamam hanımlar, bir sakin olun ya. Ya ne diyor bu böyle be? Ay şunlara bak, bir de üste çıkıyorlar. Hasta babalarına bakıyorum, evden çıkamıyorum diye beni uyutacağınızı mı sandınız? Sen var ya, sen polisim diye sakın güvenme. En üst mercilere çıkar seni rezil ederim. Terbiyesiz. Anacığım, yok öyle bir şey. Bunların niyetleri temiz. Niyeti temiz olan böyle mi yapar? Alır çiçeğini, çikolatasını, gelir oturur babasının karşısına mertçe. Böyle arkadan işler çevirmez. Ya biz günü geldiği zaman zaten bunu yapacaktık. Ben söyleyeceğimi söyledim. Gerisini siz düşünün. Ben asıl o Fulya ahlaksızına soracağım akşam geldiğinde. Dur sen. Sen dur. Ya vay anam vay. Şimdi bu senin kaynanan mı olacak? Yandın. Abla ne yapacağız ya? Bu kadın Fulya'nın canını okur. Vallahi adam gibi gidip kızı isteyeceksin. Başka çaresi var mı? Ya tamam orası öyle de. Sen benim suratıma bir baksana. Senin niyetin ciddi değil mi yoksa bu kızla? Ya olur mu öyle şey abla? Tabii ki ciddi. Ne düşünüyorsun o zaman? Ha, bizimkiyle düşe kalka sen de mi evlilik düşmanı oldun yoksa? Ya yok be ablacığım, ne alakası var ya?
Hoş geldin. Fulya. Canım ne oldu sana? Niye ağlıyorsun sen? Ya işte bunun anası nasıl öğrendiyse öğrenmiş, bunun seminere gitmediğini duymuş. Yapma. Sonra da Emre'nin kapısına dayanmış. Ya onca insanın arasında ağzına geleni söylemiş. Yapma ya. Tabii Emre de kadını sonra bize getirdi. Yani biz de yedik paparayı. Ya ne mamalığımız kaldı, ne başka bir şeyimiz ya. Tövbe tövbe. Neyse işte, o kızcağız da işten eve dönünce bundan çıkartmış hırsını. Azıcık da saçını başını yolmuş. Çok kötü laflar etti. Hemen gelsin de istesinler seni diyor. Abimi de iyice doldurmuş zaten. Ortalık karıştı yani. Ben de çarptım kapıyı çıktım, ne yapayım? Kimsenin beni böyle bir sebepten dolayı evlendirmesine izin verecek değilim sonuçta. Ya güzelim, biz zaten evlenecektik. Biraz erken alırız, olur biter. Tabii canım. Hayır. Ya kimsenin bana yüz kızartıcı bir suç işlemişim gibi davranmasına da izin vermeyeceğim Emre. Bu benim hayatım. Ve neyi ne zaman yapacağıma ben karar veririm. Ne ailem ne de bir başkası. Yani kapıyı çarptım, çıktım diyor kız. Ya ablacığım ne ilgisi var? Yani kalırlar işler çözülünceye kadar. Ne olacak ki yani? Ha tabii canım, kalırlar da. Oda sayısı da belli. Ya yok, ben bir ev bulurum ya, sıkıntı yok. Ya yok, sen bakma bu Emre'ye ya. Hallederiz. Sorun değil o. Yani ama şimdi benim kafama takılan şu yani. Biz niye bir çiçek alıp çikolatamızı yaptırıp güzelce sizinkilerin kapısına böyle dayanıp kora kor savaşıp seni oradan çekip almıyoruz? Sonra siz nikah mı yaparsınız, nişan mı, söz mü kesersiniz? Ne zaman isterseniz o zaman da evlenirsiniz yani. He. Tabii kime canım, kime ne? Hı. Hani iyi de kimse bana evlenme teklif etmedi ki. Hoppala. Puh ulan senin kalıbına. Ya dur abi, sen de biliyorsun olayları ya. Fulya. Aşkım benimle evlenir misin? Hayır. Emre, annem gelip de sana bu hakaretleri etmeseydi sen bana evlenme teklif edecek miydin? Hayatım tabii edecektim. Ne yapacağım? Turşunu mu kuracağım? Allah müjde hakkını vermesin ya. Ya nasıl bir laf öyle? Ulan odun geldiniz, odun gidiyorsunuz, yemin ediyorum ha. Turşu dedi ya. Dedi vallahi. Turşu. Allah Allah. Tamam. Ne? Tamam, kabul ediyorum. Ne? Allah Allah. Allah Allah. Oley be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.